Evet hocam, güzel bir oyun. Son dakikada atılan bir gol, Şükrü'nün evet. attığı gol. Evet. Maçı değerlendirir misiniz? Vallahi biz geçen hafta da söylemiştim aslında. Biz hep maçlara maç baş bakıyoruz. İyi hazırlandık. Kuşadaspor'un iyi takım olduğunu biliyorduk. İyi çalıştık. Rakibi de iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda baskıyı arttırdık. Ve o baskının ardından birçok pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik ama en sonunda hak ettiğimiz puanı bir golle de olsa almasını bildik. Ben oyuncularımın emeklerinden dolayı, gösterdikleri performanstan dolayı hepsini teşekkür ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah Saraköyspor'un, bundan 4-5 hafta önce de söylemiştim, Saraköyspor'un yeri yukarılar olacaktır demiştim. Diğer maçlarda da devam edecek bu tempomuz ve istekli, arzulu, coşkulu oyunumuz. En üst sıralarda mümkün olduğunca yer bulmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ama şöyle söyleyeyim, ikinci yarıda da iyi çalışıp bu takımı hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Hocam 90. dakikadan sonra uzatma dakikalarında benim sayabildiğim 5 tane evet. pozisyona girdi takım. Belki Kuşadası'na ikinci yarıda doğru düzgün fırsat da vermedi, pozisyon da vermedi. Evet. Son dakikalarda kalenin önünde, içinde dahi atamadık. Evet. Geri döndü, Şükrü uzaktan attı. Şükrü'nün golünü değerlendirir misiniz öncelikle bir? Valla herhalde inandı, vurdu. Çok iyi gol. Kalecinin de performansı. Evet, rakip kalecinin performansı gayet iyiydi. Tabii iyi oynamadı ama iyi de gol yedi diyelim. Ama Şükrü'nün o vuruşu takdire şahane. Yani ne diyeyim, öyle. Tebrikler hocam. Sağ ol, teşekkür ederim, sağ ol. Evet, son dakikalarda atılan, uzatma dakikalarında atılan bir gol ve galip geldiniz Kuşadası Spor'a karşı. Kuşadası çok iyi bir takım kurmuştu. Maçı değerlendirir misin Cüneyt? Evet, maç son dakikada olsa galip gelmek güzel. İki haftadır böyle son dakikada atıyoruz ama bizim de yüreğimiz ağzımıza geliyor. Çok şükür Allah çalışmalarının karşılığını veriyor. İyi giden bir takımımız var. Maç bizim için zor olacağını biliyorduk. Kuşadası alt sıramızda olmasına rağmen şampiyonluğa oynayan bir takım kurdular. İyi bir takım kurdular, çok para harcadılar. Biz mütevazı şeylerle, bütçeyle çıktık biz bu yola. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun taraftarlarımız da bizi yine yalnız bırakmadılar. Desteklerini belediye başkanımız, özellikle hepsine teşekkür ediyoruz. Maça gelecek olursak maça iyi başladık, baskılı başladık, istekli başladık. Ona rağmen pozisyonları bulduk ama son vuruşlarda biraz cömertçe harcadık, atamadık. Buna rağmen bırakmadık. Son dakikada olsa golü bulmayı başardık. Çok baskı yapmıştık, golü bulmayı başardık. Ben arkadaşlarıma, herkese, bizi destekleyen herkesin yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum herkese. Bu kadar. Tebrikler. Teşekkür. Evet, golün mimarı, galibiyetin mimarı Şükrü ile birlikteyiz. Şükrü, son dakika 90+'da vurdun ve gol oldu uzaktan. Bir golü anlatır mısın öncelikle? Nasıl oldu? Vallahi o anı hiç hatırlamıyorum. Bir anda çektim, vurdum. Sadece gol olduğunu gördüm, yani başka bir şey hissetmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Galibiyeti aldık, çok sevinçliyiz. Şimdi potaya girdik. İnşallah İlk yarıyı iyi yerlerde bitirmeye çalışacağız. Peki maçı değerlendirir misin? Aslında kötü başladık, biraz tutukluk. Ama ona rağmen pozisyonlar bulduk. Sonuçta kazandık yani, öyle de böyle. Fark etmiyor. Galibe geldiğimiz için mutluyuz yani. Peki Ahmet abi var, Saraköyspor'un emektarı yanımızda. Ahmet abi, sen maçı değerlendirir misin? Vallahi ben yerimde duramadım ki. Sahanın içinde zaten bir oraya gidiyordun, bir oraya. Tebrik ederiz ikimizi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Başkanım, zor bir mücadeleydi. Kuşadası çok büyük bütçelerle kurmuş bir takımdı. Saraköyspor'un aksine. Saraköyspor çok iyi mücadele etti. Özellikle ikinci yarıda maçın son bölümlerinde. Maçı değerlendirir misiniz öncelikle? Saraköyspor tarihiyle, inancıyla, futbol aşkıyla ilçemiz standart bir şekilde, istikrarlı bir şekilde ligdeki mücadelesine devam ediyor. Tabii biz kendi imkanlarımızla, belediyemizin destekleriyle Saraköyspor'u ayak tutmaya çalışıyoruz. Fakat bu şehir futbolu seviyor, sporu seviyor. Biz de bu şehrin bu futbol aşkına destek vermeye çalışıyoruz. Ben öncelikle teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve tüm taraftarlarımızı, camiamızı kutluyorum. İki haftadır 90+'larda attığımız gollerle 6 puanı bir seri yakaladık. İnşallah önümüzdeki iki maçımız, Ödemiş Spor ve Uşak deplasmanımız var. Sahamızda Uşak, deplasmanda Ödemiş maçlarımız var. Biz kısıtlı bütçemizde iddiamızı devam edeceğiz. Geçen sene de bu iddiamızı devam ettirmiştik. Ben futbolcularımızı kutluyorum. Tabii kadromuz da yetersiz. Yani 17 kişiyle maça çıkıyoruz. İnşallah ara transferde belki bir iki futbolcu adapte edebilirsek takımımıza ikinci yarı daha rahat ederiz diye düşünüyorum.
Ben futbolcularımızı kutluyorum. Onlar her şeyin en iyisine layık. Alkışların, tebriklerin, tezahüratların en güzellerine layıklar. Şehrimize, ilçemize hayırlı olsun. Futbol taraftarlarımızı tebrik ediyorum desteklerinden dolayı. Kuşadası Spor Camiası, onları tebrik ediyorum. 10 kişi kalmaya rağmen çok güzel mücadele verdiler. Sonuçta bir 3 skorlu bir oyun futbol. Sonuç böyle oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Peki başkanım, soyunma odasında şöyle bir ifade kullandınız. Ya çok güzel çocuklar da 90'dan önce atın şu golü dediniz. Ben de maçın içinde son 5 dakika ya da 10 dakika kala Saraköyspor çok bastınız. Sizi ayağa kalkıp gerilere doğru gittiğinizi gördüm. Sizi göremedim yerinizde çünkü. Son dakikalarda müthiş bir heyecan vardı ve Şükrü'nün attığı 96. dakikada bir gol vardı. O son dakika heyecanımı anlatır mısınız? Geçen sene de böyle bir maçta son dakikalarda yukarı çıkmışım, uğur getirmişti. Benim bazen böyle şeylerim oluyor. Sonra kulüp başkanımızı çağırdı. Dedim ki gel yukarı çıkalım, belki uğur getirir. Son dakikada Şükrü de sol ayağını çekti topu. Dedim ki pas mı versin sola, yoksa şut mu vursun? O anda Şükrü vurdu şutu. Tabii kaleci içeri yumrukladı, yanlış görmediysem eğer. Güzel bir gol oldu. Orada maçın heyecanıyla yukarıda izleyelim dedik. Böyle bir heyecan uğur oldu. Getirdi. Uğur getirdi. İnşallah tabii biz istiyoruz. 90 artılara kalmasın bu skor. Daha iyi. Çünkü maç içerisinde biz ağırlığımızı ve güçlü olduğumuzu gösterdik, ancak bunu skora yansıtamamıştık. İnşallah bundan sonra daha dikkatli oluruz, ama tabii kadromuz da biraz yetersiz. İnşallah belki, ama futbolcularımıza inanıyorum. Yani ellerinden geleni yapıyorlar. İyi mücadele veriyorlar. Mağlup olduğumuz maçlarda da iyi mücadele verdiler. Allah onlardan razı olsun. Ben kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Onlar tabii prim istediler bizden. Onu da hak ediyorlar bence. Çünkü şehrimizi gayet iyi temsil ediyorlar. İlçemizi bu bölgesel amatör iyi temsil ediyorlar. Denizli futboluna renk kattık. İnşallah güzel futbolumuzda, istikrarlı futbolumuzda Sarayköy uzun yıllar bu camiada, futbol camiasında daha güzel yerlere gelecek. İsteriz ki 3. lige çıksın takımımız. Bakalım inşallah. Onu da umut ediyoruz, ama ayaklarımızın yere basması lazım. Biz başarılar dileyelim başkanından sonra. Çok sağ olun. Tebrikler. Teşekkür ederim.